Ben aşıcı Halit, Malatya'da aşıcı Halit olarak tanınıyorum. Fidan alırken neye dikkat etmemiz lazım? Öncelikle aşı konusu sundan başlayalım. Malatya has özel olan 50 ile 60 santim arası yüksekte aşı vuruyoruz. Neden diyeceksiniz? Nedeni bunu dağ bölgelerde susuz ektikleri için kepçe ile derinleşiyorlar. Derinleştikleri için bu aşının dışarıda kalması lazım. 5 santim toprağı üstü kalması lazım. Bu nedenle Malatya has özel olan kayısı fidanları 50 ile 60 santim arası aşılıyoruz. Meyvede biraz daha düşük aşılıyoruz. Örneğin burada dut fidanı var. Mesela bunda 35-40 santim. Diğer bölgelerde 15-20-10 santim civarında aşılıyorlar. O da Malatya'ya uyum sağlamıyor. Yani susuz bir yere diktiğin zaman aşı toprağın altında kalırsa fidan kurur. Nefes almaz, kurur yani. Aslan Kırteke. Benim yakınca da küçük bir bahçem var. O bahçe için geldik burada fidan alak. Yeri de çok güzelmiş. Daha ilk defa geliyorum. Önce bu babuktunun oradaydı bu fidan satma yeri. Ama şu anda güzel bir yere yapmışlar. Arabamızla da rahat geldik. Fidanlar da güzel. Malatya Fidancılar ve Pezzacılar Kooperatif Başkanı Abzel Yumrutepe. Fidan konusuna geldiği zaman, fidan Malatya'da biz eskiden küçük fidancıydık. Bundan 30 yıl önce faaliyet gösteriyorduk. Yani biz 2000 tane fidanla başladık. Şükür bizim her bir firmamız şu an 400-500 bin fidan yetiştirmektedir. Türkiye'de geçen seneye göre, geçen senenin şeyine hesabına göre biz şu an Türkiye'de 5. sırayı almışız. 5. sıraya girmişiz. Tabii ki bu fidanlar arasında bunun işte 3,5 milyon fidanı üretirken bunun 1500 fidanı Malatya kayısıdır. Malatya kayısını da vazgeçmeyiz. Malatya dedik mi kayısı aklımıza geliyor. Bunun içerisinde çeşitlere ayrıldığı zaman bunun 500 bini bademdir. Bunun 200 bini elmadır. 100 bini şeftalidir. Vesaire böyle mütelif fidanlardır. Özellikle bu Malatya'da bu üretim tabii ki bizim esnaflar, arkadaşlar, herkes yardımcı olarak elini taşın altına koyarak emeği sarf ederek bu 5 milyon fidana ulaşmışız. Ama özellikle de şunu söyleyeyim, bizim Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a da teşekkür ediyoruz. Çünkü biz derme çatma iş yapıyorduk. Malatya merkezdeydik, bize Malatya'da bir site yaptı, ellerine sağlık diyelim. Selahattin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ki Türkiye için de satılıyor. Bunu ihraçla ediyoruz yurt dışına. Ama tabii ekseri de Türkiye için. Özellikle de Malatya'nın bir güzelliği var. Bir ayrı bir özelliğe sahiptir. Malatya'nın toprakları şeyden arıdır. Hastalıktan arıdır. Onun için ne yapıyoruz biz bunu? Biz tüm Türkiye'ye fidan satıyoruz. Ama tüm Türkiye bize fidan satamıyor. Niye? Bizim topraklarımız temiz olduğu için. Biz tüm Türkiye'ye satabiliriz ama Türkiye bize satamaz sert çekirdekten. Sert çekirdek hastalık taşıdığı için bunu Malatya'ya bakanlığımız müsaade etmiyor ve getireni de cezalandırıyoruz zaten. Biz kooperatif olarak ve bakanlık olarak cezalandırıyoruz. Mustafa Turhan, Türkiye Fidan Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu üyesi. 43 adet fidancı var. Malatya'da sertifikalı fidan üreten fidancı var. Bunlar büyük çapta fidan üretimi yapıyorlar. Bu büyük çapta derken açmak istiyorum biraz. Türkiye'de ilk 5'e gelen bir büyük çapta üretim var. Türkiye fidan üretiminde Malatya olarak ilk 5'teyiz şu an. Fidan üretim sayısında yaklaşık 3,5 milyon fidan üretimi yapıyoruz. Bu fidan üretimlerinin yaklaşık %70 olarak kayısı ve badem üretimi yapıyoruz. Onun dışında da diğer muhtelif fidan üretimleri yapıyoruz. Bu fidan üretimlerinin içinde elma çeşitleri, erik çeşitleri, şeftali, badem, ondan sonra armut ve diğer meyve fidanların hepsini üretimini yapıyoruz. Şimdi burada
Özellikle Malatya'dan bahsetmek istiyorum. Malatya'daki fidan üretiminden bahsetmek istiyorum. Malatya'daki fidan üretimi diğer illerden çok farklı. Bu farklılığı kılan durum nedir? Malatya korunmuş bir bölge. Türkiye'de 3 tane korunmuş bölge var. Şarka virüsünden ayrı, hastalıklardan ayrı il olarak. Bunlar Şanlıurfa, Elazığ ve Malatya. Malatya bu 3 ilden bir tanesi. Bunu çok önemsiyoruz. Türkiye Fidan Üreticileri Alt Birliği olarak. Burada ismine doğru sağlıklı fidanlar, hastalıklardan ayrı fidanlar üretiliyor. Bu fidanların yurt içine ve yurt dışına gönderimi yapılıyor. Yurt dışına gönderimde şu tür bir sıkıntımız var. Biz doku kültürüyle fidan üretimi yapamıyoruz. Çünkü önümüzde doku kültürüyle fidan üretiminin bir engeli var. Nedir? Sert çekirdekli materyalın Malatya'ya girişi yasak. Bununla ilgili de geçen günlerde bir toplantı düzenledik. Bu toplantının ayakları fidan üreticileri ve süs bitkileri Malatya Kooperatifi, Büyükşehir Belediyesi, Meyvecilik Araştırma ve Tarım İl Müdürlüğü. Dörtlü bir grup olarak çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Malatya'da bir doku kültürü laboratuvarı üretip Malatyalı çiftçilerin ihtiyacı olan doku kültüründen fidan materyalleri üretmeye başlayacağız. Ve bu ne demek? Bu da önümüzdeki Avrupa'ya, Türkiye Cumhuriyetlerine ihracatın önünü açacak. Ve diğer illerle rekabeti sağlayacak. Çok önemli bir konu. Şu an bu konu üzerinde çalışıyoruz.